Gülümseten Marifetler YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine sizler için çok farklı, kolay, pratik, hemen örülebilen bir model paylaşmak istiyorum. Nasıl örüldüğünü, yapıldığını beraber yapacağız. Bu patiğimiz için ilk videom olacak. Bir sonraki videomda da devamını yapacağız. Devamını yapmadım. Çünkü öncelikle modeli sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatmak istiyorum. Evet, bu patiğimiz içinde yine 3 numara tığımı kullandım. Tek renk bir ipim vardı, onu kullandım. Bu modelimizi ben tek renkli ördüm. İsteyenler 2-3 renkle de örebilirler. Siz istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Yine patiğimizi 37-38 ayak numarası için ördüm. Manken ayağımda 37-38 numara. Patiğimize şu uç kısmından başlayıp topuğuna doğru ilerliyoruz. Şimdi modelimizin anlatımına başlamadan önce buradan beni destekleyen tüm abonelerime sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Şimdi modelimize başlayalım. Sizler için her zaman kolay, pratik, çabuk örülebilen ve şık modelleri tercih ediyorum. Bu modelimizde o şekil bir model. Dediğim gibi bu ilk videomda modelimin nasıl yapıldığını ayrıntılı bir şekilde sizler için paylaşacağım. Başlayalım. Şimdi bu patik ucunu ben hazırlamıştım. Kanalımda bu patik ucunun yapımının ayrıntılı bir videosu mevcut. Sadece sırf patik ucu yapımı adı altında bir video. Bu videomun linkinin altına, açıklamalar kısmına linkini atacağım arkadaşlar. Konuşurken şaşırdım. Patiğimizin videosunun açıklamalar kısmına bu patik ucu yapımının linkini atacağım. İsteyenler oradan ayrıntılı bir şekilde izleyip yapabilirler. Şimdi ben kısaca yine nasıl yaptığımı anlatacağım. 6 ya da 5 zincir çekerek başlıyoruz. Onu bir yuvarlak haline getiriyoruz. İsteyenler sihirli halka yaparak da başlayabilirler. Sonrasında o yuvarlağımızın içine 13 tane ikili trabzanla dolduruyoruz. Sonrasında 3 zincir çekerek bir yukarıya çıkıyoruz. İkinci sıramıza. İkinci sıramızda zincirin dibine de bir trabzan batıyoruz. Sonrasında ki trabzan başlarına çift batarak bu sıramızı tamamlıyoruz. Bütün trabzanların başlarına çift batarak ikinci sıramızı tamamladık. Toplamda elimizde 26 tane ikili trabzanımız oldu. Sonrasında üçüncü sıramıza geçiyoruz. Üçüncü sıramızda ise bir tek bir çift batarak sıra sonuna kadar geliyoruz. Üçüncü sıramızda elimizde toplamda 39 tane ikili trabzanımız oluyor. Sonrasında dördüncü sıramıza geçiyoruz. Dördüncü sıramızda ise 3 taneye tek, dördüncüye çift, 3 taneye tek, dördüncüye çift batarak bu sıramızı da tamamladık. Elimizde 48 tane ikili trabzanımız olmuş oluyor dördüncü sıranın sonunda. 48 tane ikili trabzandan sonra artmalarımızı bitiriyoruz. Sonrasında 2 sıra her trabzan başına bir kez batarak örüyoruz. Hiç artma yapmadan. Ben 48 tane ikili trabzana kadar artma yaptım. Örneğimiz 12'nin katları üzerine kuruluyor. 48 de 12'ye bölünebilen bir sayı. 48 tane ikili trabzana kadar artma yaptım. 2 sırada artma yapmadan ördüm demiştim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra ördük. 6 sıra ördükten sonra örneğimize başlıyoruz. Biraz hızlı konuştum, karıştırdım kelimeleri, kusura bakmayın arkadaşlar. Kızlarım uyurken hani bu videoyu hızlıca çekmek istedim. O yüzden böyle oldu. Biraz hızlı konuştum. Kusura bakmayın o yüzden. Şimdi örneğimize başlayalım. Şimdi şöyle şuradaki zincirlerimizden başlayacağız. Zincirlerimizden diyorum, ikili trabzanlarımızdan başlayacağız. Şimdi 2 zincir çekmişiz. Üçüncüyü de çekelim. 3 zincir çektik. Ve şöyle sıradaki trabzanın başına batalım. Tığımızın üzerine alalım. Bir sonraki trabzanın başına batalım. 3 tane oldu elimizde.
Sonrasında 1, 2. 2 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım, sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5. trabzanın başına batalım. Bir ikili trabzan yapalım. Tığımızın üzerine alalım. Yine aynı yere batalım. İkili trabzan yapalım. Aynı yere 5 tane ikili trabzan yapacağız. Aynı yere batarak toplamda 5 tane ikili trabzan yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ikili trabzanı aynı yere batarak yaptık. Sonrasında tığımızın üzerine alalım. 1, 2, 3. 3. trabzanın başına batalım. Örneğimizi bu şekilde kuruyoruz. Şimdi şu kısmını, alt kısmını yapıyoruz. İlk sırayı. Yine 5 tane ikili trabzan yapacağız toplamda. İkinciyi yaptık. Üçüncüyü yaptık. 4 ve 5.'yi yaptık. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ikili trabzanımızı ördük. 1, 2. 2 zincir çekelim. Tığımızın başını dolayalım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5. trabzanın başına batalım. İkili trabzanımızı yapalım. Tığımızın üzerine alalım. Aynı yere yine 5 tane ikili trabzan yapalım. Toplamda 5 olacak. İlkini yapmıştık. 4 tane daha yapalım. Evet. 5 tane ikili trabzanımızı yaptık. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5. Tığımızın üzerine alalım. 1, 2, 3. 3. trabzanın başına batalım. İkili trabzanımızı yapalım. Sonrasında 4 tane daha ikili trabzan yapalım. Toplamda 5 tane yaptık. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ikili trabzanımızı yaptık. 1, 2. 2 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5. trabzanın başına batalım. 1, 2'li trabzan yapalım. Aynı yere yine 5 tane ikili trabzan yapacağız. Birinciyi yapmıştık. Evet, 5 tane ikili trabzanımızı aynı yere batarak yaptık. Şimdi tığımızın üzerine alalım. 1, 2, 3. 3. trabzanın başına batalım. İkili trabzanımızı yaptık. 4 tane daha ikili trabzan yapalım. Toplamda 5 olacak. Bir, iki, üç, dört, beş. 5 tane ikili trabzanımızı yaptık. 1, 2 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5. trabzanın üzerine batalım. İkili trabzanımızı yaptık. Aynı yere batalım. 4 tane daha yapalım. Aynı yere batarak 4 tane daha ikili trabzan yapalım. 4 taneyi yaptık. Toplamda 5 tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ikili trabzanımızı aynı yere batarak yaptık. Tığımızın üzerine alalım. Sayalım. 1, 2, 3. 3. trabzanın başına batalım. 1, 2 defa da çıkalım. İkili trabzanımızı yaptık. Tığımızın üzerine alalım. Şimdi baştan 3 tane ikili trabzanımızı yapmıştık. Bir tane de şimdi yaptık. Bir tane daha yapıyoruz ve 5'e tamamlıyoruz. Şöyle baştaki şöyle zincirin şöyle orta kısmından batalım.
Bu şekilde birleştirdik. 1, 2, 3, 4, 5. Yine 5 tane ikili trabzan olmuş oldu örneğimizde. 1, 2, 3 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. Şöyle trabzan başlarına batalım. Bu şekilde yaptık. Şimdi tığımızın üzerine alalım. Buraya dikkat edelim. Şimdi öncelikle şöyle göstereyim. İlk örneğimizi nasıl kurduğumuzu, bakın şu şekilde. Şimdi ikinci sıramızdayız. İkinci sıramızda farklı yapıyoruz. Tığımızın üzerine alalım. Şu 5 tane olan aynı yere battığımız ikili trabzanların ilk trabzanın başına batalım ve ikili trabzan yapalım. Bir tane yaptık. 4 tane daha yapacağız. Aynı yere batarak yapıyoruz. 3 4 toplamda 5 olacak. 5. Sayalım. 1 2 3 4 5. 5 taneyi yaptık. Şimdi 1 2 zincir çekelim. Tığımızın başını dolayalım bir kez. Ve hemen şu 5 tane ikili trabzanların ilkinin başına batalım. Şu şekilde. Ve diğerlerini de sırayla başlarına batarak yine 5 tane ikili trabzan yapalım. Bu şekilde. Bakın, örneğimizi bu tarafa kaydırmış olduk. Şöyle. Şimdi şu ikinci sıramızdayız. Tığımızın üzerine alalım. Yine bu 5 tane aynı yere batmış olduğumuz ikili trabzanların şu en baştaki ikili trabzanın, bakın şuraya, en başına, tepesine batalım. 5 tane ikili trabzan yapalım. Aynı yere batarak. Beşinciyi de yaptık. Bakın böyle, bu şekilde. Şimdi 1 2 zincir çekelim. Tığımızın başını dolayalım bir kez. Ve şu 5 tane ikili trabzanların ilk baştakine batalım. Ve sırayla hepsine ikili trabzan yapalım, başlarına batarak. Şekilde. Burası da bu şekilde oldu. Böyle bu şekilde ilerleyeceğiz. Son ikisini de yapın. Bir üst sıraya beraber geçelim. Ben ikinci sıramızın da örneğimizi tamamladım, ikinci sıramızdaki şu şekilde. Sıra sonuna kadar geldik. Yine 3 zincir çektik. Yukarıya çıktık. Tığımızın üzerine alalım. Böyle trabzan başlarına batalım. 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şu zincirimizde ben ikili trabzan olarak sayıyorum. Evet. Şimdi bu 5 tane aynı yere batmış olduğumuz ikili trabzanları bir sağdan bir soldan yaparak ilerleyeceğiz. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde. Bir sağdan bir soldan, sağdan soldan bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi bu tarafa doğru yapmıştık. İkinci sıramızda bu tarafa doğru yaptık. Şimdi bu tarafa doğru yapacağız yine. İlk sıramızdaki örneğimizi tekrar ediyoruz. 1 2 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. Örneğimizin
En sonuncu ikili trabzanın üzerine batalım. Aynı yere yine 5 tane ikili trabzan yapalım toplamda. 2 3 4 5. Bakın bu şekilde. 5 taneyi tamamladık. Tığımızın üzerine alalım. Hemen şu 5 tane olan ikili trabzanların ilkinin üzerine batalım. İkili trabzan yapalım. Sırayla hepsinin üzerine batarak yine 5 tane ikili trabzan yapalım. Tamamladık. Bakın bu şekilde. Bu tarafa kaymış oldu. Şimdi bu örneğin sıradakini beraber yapalım. 1 2 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. Aynı yere batarak 5 tane ikili trabzan yaptıklarımızın en sonuncu ikili trabzanın üzerine batalım. 1 birinci ikili trabzanı yaptık. Aynı yere batarak 4 tane daha yapalım. Toplamda 5 tane olacak. 3 4 ve 5. 5 taneyi yaptık. Tığımızın üzerine alalım. Şu aradaki 5 tane ikili trabzanın ilkinin üzerine batalım. İkili trabzan yapalım ve sırayla hepsinin üzerine batarak ilerleyelim. Evet, örneğimiz bu şekilde arkadaşlar. Bir sağa kaydıracağız, bir sola kaydıracağız. Yani bir bu tarafa, bir bu taraftan yaparak bakın böyle ilerleyecek örneğimiz. Bu şekilde. Örneğimizin yapılışı bu şekilde arkadaşlar. Biraz hızlı konuştum. Bazen kelimeler karıştı. Kusura bakmayın. Hem ben kendim rahatsızım. Biraz hastayım. Videom çabuk bitsin diye hani biraz hızlı konuştum. Örneği yaparken yavaş oldu ama. Evet, kızlarım uyanmadan örneklerimi açıklamak istedim sizlere. Evet, bu örneğimiz de bu şekildeydi. Umarım sizler için faydalı, açıklayıcı bir video olmuştur, öğretici. Şurada da göstereyim. Bakın böyle bir sağdan bir soldan örneğimiz kayarak bu şekilde ilerleyecek. Kaç tane yapmışız sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sıra yapmışız öyle. Şimdi 3. sıramızdayız. 9 sıra daha yapalım. Sonrasında şu arka kısmının yapımını ayrı bir videoda sizler için paylaşacağım. Daha küçük. Bu örneğimiz de böyleydi arkadaşlar. Daha hani küçük ayak numaralar 36 giyenler şu 2 sırayı örmesinler. Bu şekilde hani uzunluk olaraktan onlara denk gelecektir inşallah. Patiğimizin devamında tekrar yine sizlerle beraber olacağız. Kanalıma giren, videolarımı izleyen herkesi kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Videolarımı paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Kendi sayfalarınızda, diğer hani örgü gruplarında paylaşarak destek olabilirsiniz. Böylece anlatımlarımdan, videolarımdan, modellerden herkes faydalanmış olur, haberdar olmuş olurlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.